Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere 5 şişede mozaik pasta tarifi vermek istiyorum. Herkesin çok severek tükettiği bu pastayı bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize hemen başlayalım. 1,5 bardak sütü ısıtalım. 50 gram tereyağla 1 çay bardağı çikolatayı eritmeye bırakalım. Ve ılıttığımız sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı da toz şeker ekleyelim ve karıştıralım. Bir su bardağı çerez kullandım. Yarısını tam bütün ceviz, yarısını da file fındık kullandım. Ve üzerine 2 paket bisküviyi kırarak alıyorum. Bisküvileri fazla kırmamaya dikkat ediniz. Biraz iri kalırsa daha güzel olacaktır. İki paket bisküvi kırdıktan sonra güzelce tüm malzemeyi karıştırıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Ve tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra erittiğim çikolata ve tereyağını ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Boş bir pet şişenin alt kısmını keselim. Ve hazırladığımız mozaik pastayı kaşık yardımıyla pet şişenin içine dolduralım. Hava almayacak şekilde üzerini kapatalım ve buzluğa kaldıralım. En az 3 saat veya bir gece buzlukta bekletelim. Ertesi gün buzluktan çıkardım ve pes şişeyi keserek mozaik pastamı dikkatli bir şekilde şişeden çıkaralım. İki tane çöp şişi
baş taraflarından geçirelim. Erittiğim beyaz çikolatayı mozaik pastamızı her tarafını güzelce bulayalım. Buladıktan sonra tekrardan bir spatula ile üzerine çikolatayı gezdirelim. Evet, pirinç fındığı buladım en son tekrardan. Her tarafına gelecek şekilde dilediğiniz malzemeyi bulayabilirsiniz. Hindistan cevizi, fındık, fıstık, badem. Evet, buladıktan sonra buzdolabında 5 dakika daha bekletelim. Çikolatanın dolması için gördüğünüz gibi pastam hazır artık. Evet, dilimleyerek servisimizi yapabiliriz. Yapımı oldukça kolay olan bu pastayı sizler de denemenizi tavsiye ederim. Hem kolay hem de çok lezzetli. Görüntüsü de bir o kadar güzel gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.